Tanıklık toplama, belgeleme e, ve bunların sivil toplum alanında kullanılması üzerine konuşacağımız bu e, çerçevede vurgulamak istediğim ilk başlık bir sınırlama faaliyeti olarak belgeleme başlığı. Bununla neyi kastediyorum? Bununla kabaca şunu kastediyorum. E, sivil toplum alanında ya da hak mücadeleleri alanında yapacağımız belgeleme faaliyeti öncelikle sınırları çizilmiş bir alanda ve çizili sınırlara sadık kalınarak yürütülen bir araştırma ile yapılması gereken bir faaliyettir. Birinci başlık, neyi belgeleyeceğine karar vermekle ilgili olan başlık. Burada tek bir hak ihlali belgelenebilir, birden fazla hak ihlali belgelenebilir. Örneğin zorla kaybetme suçunda olduğu gibi tek bir ihlali belgelerken aslında çoklu ihlalleri belgeliyor olabiliriz. Yahut çalışmamız kapsamında tek bir ihlali değil, birden fazla ihlali belgeliyor olabiliriz. Vesaire. Ama burada neyi belgeleyeceğimize somut olarak karar vermek ve tanımladığımız şeyin dışına çıkmamak, dolayısıyla kendimize koyduğumuz sınıra uymak temel önem arz ediyor. Ee, çoğu zaman tek bir ihlali etraflıca e, sebepleriyle, bütün e, örüntüleriyle, sonuçlarıyla belgelemek oldukça vakit alıcı bir iş. Üstelik e, devletin buna bir faydası ya da katkısı olmadığı durumda. Dolayısıyla e, neyi belgeleyeceğimiz konusunda... sınırları iyi çizilmiş bir alanda çalışıyor olmak... birinci olarak çok önemli. İkincisi, neyi belgeleyeceğimiz kadar önemli bir diğer mesele de... neden belgeleyeceğimize karar vermek. Örneğin, e, Hakikat Adalet Havza Merkezi'nin çalışma alanından devam edelim. Kayıpları belgeliyor, zorla kaybetmeleri belgeliyor olabiliriz. Ama bu belgeleme faaliyeti... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapacak kayıp yakınları için, kayıp yakınlarıyla çalışmak için yapılacaksa başka bir belgeleme faaliyetidir. Zorla kaybetmenin toplumsal cinsiyet boyutunu anlamak için yapılacaksa bambaşka bir belgeleme faaliyetidir. E, kamuoyunda ses çıkarmak, savunuculuk faaliyeti yapmak, lobicilik faaliyetleri yapmak için yapılacaksa bambaşka bir belgeleme türüdür. Dolayısıyla sadece neyi belgeleyeceğimiz değil, bu belgeleme faaliyetini hangi amaçla ya da başka bir deyişle neden yapacağımızda ve buna göre araştırmanın sınırlarını çiziyor olmak da neyi belgelediğimiz kadar önemlidir. Üçüncü bir diğer sınır çizme işlemi gerektiren mesele ise metodolojiye karar vermek. Yani hangi yöntemle belgeleme çalışmasını yürüttüğümüze karar vermek. Bir belgeleme çalışması yazılı kaynaklardan yani arşivlerden basın taraması yoluyla hak örgütü raporları taranarak ve tasdif edilerek de yapılabilir. Ya da bir belgeleme çalışması tamamen sözlü kaynaklara dayalı olarak yani saha araştırması, etnografik yöntemler ya da sözlü tarih yöntemleri kullanılarak da yapılabilir. Her iki belgeleme çalışmasının içeriği, kapsamı, hem neyi belgelediğimizle ilk sorumuz olan hem de ikinci sorumuz olan neden belgelediğimizle birebir ilişkilidir. Dolayısıyla metodolojik kararı da mutlaka çalışmanın başında vermek ve buna sadık kalmak gerekiyor. Aslında bu son söyleyeceğim şey, yani çizili sınırlara sadık kalmak, araştırma içinde mümkün olduğunca o sınırları esnetmemek Baştan çizdiğimiz çerçevenin içinde kalarak belgeleme faaliyetini yapmak, araştırmanın standartlara uygunluğu ve nitelikli olması bakımından oldukça önemlidir. Peki sivil toplum çalışmalarında belgeleme faaliyetleri nasıl kullanılabilir? Kullanılırken en dikkat etmemiz gereken birkaç başlık nedir? Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi birincisi belgeleme yapmanın, az, az sonra onu daha detaylı bir şekilde anlatacağım başlıkları ve örneklerle içini doldurmaya çalışacağım. Ama belgeleme yapmanın temel kurallarına uymak, burada mümkün olduğu kadar bu kuralları esnetmemek, bunlara sadık kalmak önemli bir e, başlık. Şimdi belgeleme faaliyetleri çoğu zaman çatışmalı durum ya da şiddet içeren durum ya da yaygın hak ihlalleri devam ederken başladığı için... Temel kurallara uymak bazı bağlamlarda zor olabilir, kimi durumlarda kimi esneklikler yapmak gerekebilir. Ama belgeleme faaliyetinin temel kurallarına uymak hem yapılan araştırmanın niteliği açısından hem de araştırmadaki hak öznelerinin, haklarının korunması açısından önemli bir başlık. Bir diğer dikkat çekmek istediğim nokta, belgeleme faaliyeti genelde hak savunucuları, Aktivistler, insan hakları örgütleri çalışanlar ya da sivil toplum kurulu, sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar tarafından yapılmakla birlikte faaliyetin neleri içereceği, faaliyete yönelik teorik tartışmalar, faaliyetin kimi yöntemlerine dair eleştiriler ve itirazlar esasen akademik alanda da cereyan etmekte. Dolayısıyla belgeleme faaliyetiyle akademik alan arasında bir ilişki var. Şimdi bu ilişki iki şekilde kurulabilir. Çünkü belgeleme faaliyeti yapan insanların akademik alandaki tartışmaları takip etmelerinde, bu tartışmaları biliyor olmalarında fayda var birinci biçimi belgelemeyi daha çok hak savunucuları vesaire yapıyor olsa da akademisyenlerle kimi işbirlikleri kurulabilir ve buradan verimli bir ortaklık sağlanmaya çalışılabilir ya da önemli akademik tartışmalar belgeleme alanını da etkileyecek önemli akademik tartışmalar önemli yenilikçi yorumlar metodolojiye dair içeriğe dair yeni şeyler öneren yorumlar Farklı dillere Türkiye için bu Türkçe ve Kürtçe çevrilebilir ve hak savunucularının kolaylıkla erişebileceği, kullanacağı biçimlerde bu kaynaklar paylaşılabilir, sağlanabilir. Bunun önemli bir başlık olduğunu düşünüyorum. Bir diğer başlık belgeleme faaliyetinin hak örgütleri, sivil toplum alanında düşünürken. Diğer örgüt her örgütüne de her inisiyatifin diğer örgütlerin ya da inisiyatiflerin ne yaptığını hem yerel düzeyde hem uluslararası düzeyde takip ediyor olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu takip hem genel yaklaşım açısından hem metodolojik kimin aradığımız sorulara yanıtlar bulma açısından. Hem de aslına bakarsanız içeriye dair kimi tartışmalarda ilerlemek bakımından çok önemli. O yüzden belirli bir alanda belgeleme yapan e, sivil toplum örgütlerinin çok başka alanlarda ilk bakışta ilgisizmiş gibi gözüken hatta alanlarda belgeleme yapan farklı örgütlerin yaptığına bakmasını son derece önemli buluyorum. Son olarak altını çizmek istediğim başlık yaratıcı yorumlar geliştirme ihtiyacı. Bu özellikle Türkiye gibi çatışma süresinin uzun sürdüğü, devam ettiği bağlamlar açısından son derece önemli bir başlık. Belirli metodolojik hassasiyetler, kuralların kiminin kimi bölümleri e, rahatlıkla uyulabilecek durumda olmayabilir çatışma devam ettiği için ya da tek bir yöntem e, gözü kapalı biçimde uygulanamıyor olabilir dolayısıyla burada kime esnemeler kime eklektiklikler yani farklı yöntemleri bir arada kullanma gözü karalığı Türkiye gibi çatışmanın devam ettiği ve hak savunucularının aslında kendisinin de çoğu zaman hakları ihlal edilirken belgeleme yaptığı bir bağlamda önemli diye düşünüyorum. Şimdi az önce sözünü ettiğim belgelemenin temel kurallarının ...el almak istiyorum. Belgelemenin temel kurallar hangi başlıklardan oluşuyor? Şimdi birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi ve en temel başlığımız zarar vermeme prensibi ya da zarar vermeme kuralı. Bir belgeleme faaliyeti hakkı ihlal edilen kişiye ya da herhangi bir hak öznesine... Zarar verme ihtimali olan durumda bu faaliyetin gerekiyorsa kullanılmaması, gerekiyorsa ortadan kaldırılması, yani zarar vermeme prensibine uyarak belgeleme faaliyetinin her durumda devam ediyor olması gerekiyor. Belki belgelemenin en sıkı sıkıya bağlı olunması gereken kuralı zarar vermeme prensibi aslında. Bir diğer başlık şeffaflık başlığı. Burada üç bağlamda şeffaflıktan söz ediyorum. Birincisi örgütsel şeffaflık yani bu belgeleme faaliyetini hangi sivil toplum kuruluşu inisiyatif yapıyor buna dair açıklık ve şeffaflık. Hangi metodolojiyle yapıyor ikincisi, hangi yöntemle yapıyor ve çalışmanın içeriği nedir buna dair açıklık ve şeffaflık. Zaman zaman çatışmalı durumlarda güvenlik gerekçesiyle burada kimi Kurallara uyulamayabilir ama prensip olarak özellikle sözlü yöntemlere dayalı belgeleme faaliyetlerinde görüşme yapılan kişiye bunların açıkça belirtilmesi çok temel bir kural. Üçüncü başlığımız tutarlılık başlığı. Burada tanımlara, izlenen metodolojiye ve belgeleme faaliyetinin genel yaklaşımına, başından sonuna kadar sadık kalmak, bu konuda tutarlı olmak, e, uygulanamadığı durumlarda da sebepleriyle bunu açıkça ortaya koymak. Ama mümkün olduğu kadar özellikle bir araştırma sürecinden bahsediyorsak ki belgeleme çalışmalarının neredeyse tamam bir araştırma sürecine dayandığı için o araştırmanın başından sonuna kadar benzer kriterlerle tutarlı biçimde gidiyor olması araştırmanın ortaya koyacağı sonuçların nitelikleri açısından çok önemli. Bir diğer kural sorumluluk alma, yani belgeleme faaliyetini yürütenlerin tüm hak özellerinin ihtiyaçlarına ve haklarına dair, verinin kullanılmasına dair, ve e, araştırmanın sonucunda, belgeleme faaliyetinin sonucunda ortaya çıkan verinin kullanılmasının sınırlarına dair, yani kimlerle paylaşılacağına dair sorumluluk alması. Bu sorumluluğun mutlaka birinci ilkedeki zarar vermeme ilkesiyle ilişkili bir biçimde düşünülmesi çok önemli. Son kural ise, belgelemenin son kuralı, son başlığı ise e, kapsayıcılık başlığı. Burada şunu demek istemiyorum, yani bir belgeleme faaliyeti her şeyi kapsamak zorunda değildir tırnak içinde tarafsız olmak zorunda değildir. Belli bir perspektife dayanabilir sadece bir alanı belgeliyor olabilir. Ancak kendi perspektifine uymayan kimi durumlarla, kimi ihlallerle karşılaştığında da bunları görmezden gelmemek ya da silmemek etik bir sorumluluktur. Dolayısıyla hem belgeleme yapmayan, yapılmayanları yani belgelenmeyenlerin ne olduğunu açıkça belirtmek, hem de kimi zaman ilk düşünülen şeyle, ilk perspektifle uyumlu olmasa bile bizim ön kabullerimizi sorgulayacak yeni durumları da belgelemek kapsayıcılık başlığının içine giren e, önemli bir kurallardan biridir. Şimdi belgeleme çalışmasının olmazsa olmazları neler? E, hangi başlıklar? Ya da şöyle söyleyebilirim bunu, bir belgeleme çalışmasının metodolojisi, kapsamı ne olursa olsun mutlaka içinde bulundurması gereken başlıklar neler? Onlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Birincisi, herhangi bir hak ihlalini belgelerken elimizde mutlaka olması gereken ilk şey bu ölümlü bir ihlal olabilir ya da ölüm olmayan bir ihlal olabilir. Hakkı ihlal edilen kişiye dair bilgiler. Ee, buradaki genel kural e, her şeyin olabildiğince ayrıntılı olarak alınması kuralıdır. Yani isim. İsim bilinmiyor sadece soyadı biliniyorsa soyadı. İsim de soyadı da bilinmiyor diyelim ki takma isim ya da bir kod adı biliniyorsa o. Elimizdeki bilgi neyse onu olabildiği kadar ayrıntılı bir biçimde not etmek. Yaş, Doğum tarihi mümkün değilse en azından çocuk mu 18 yaşın altında mı yoksa üstünde mi bunun not edilmesi ve cinsiyet bilgileri. Bunlar hakkı ihlal edilen kişiyle ilgili olarak mutlaka her belgeleme çalışmasında olmak zorunda olan, olması zorunda olan unsurlar. İkinci şey olay özeti. Yani tam olarak ne oldu? Bu ihlal nasıl gerçekleşti? Bunun olabildiğince ayrıntılı bir şekilde yani o bağlamı hiç bilmeyen birisine diyelim anlayabileceği bir şekilde... Ee, olabildiğince ayrıntılı ve bulunan her kaynak göz önüne alınarak yapılmış bir olay özetinin bulunması gerekir. Bir diğer şey olayın tarihi yine ana kural geçerli olabildiği kadar detaylı yani gün ay yıl olarak ama bu kadar detaylı olamıyorsa olabildiği kadar neyse yani yılsa yıl ay hatırlanamıyorsa mevsim. E, gün hatırlanamıyorsa ay gibi olabildiğince detaylı olarak alma. Olayın olduğu yer, yine bu da olabildiğince spesifik ve belirgin olarak almaya çalışmak ama değilse genel bölge isimlerini en azından not etmek. Eğer bir ölümlü ihlalden bahsediyorsak ya da sadece ölümlü ihlal değil ama diyelim işkence gibi birden fazla hak özdesini kapsayan bir ihlalden bahsediyorsak kaç kişiyi kapsadığı yine olabildiğince kesin bir biçimde ama değilse de yaklaşık bir biçimde. Ölümlü bir ihlali belgeliyorsak muhakkak ölüm şekli burada da gene ana prensip geçerli. Yani olabildiği kadar detaylı bir biçimde belgelemesini yapmak. Yani tanık ifadesi varsa bunu kapsamak, otopsi raporu varsa bunu kapsamak. Ölümü gerçekleştiren silaha dair bilgi ve belge varsa bunu kapsamak gibi Olaya dahil olan aktörlerin bir diğer başlık etraflı bir biçimde kapsanması, kamusal ve bireysel aktörlerin olaya dahil olma biçimlerinin kapsanması. Örneğin zorla kaybetme suçu için düşünürsek Hakikat Adalet Hafıza Merkezi'nin belgelediği suç olan zorla kaybedenler yani bizzat o kişiyi gelip evinden ya da iş yerinden alanlar ile onların politik sorumlularını, askeri sorumlularını, üstlerini de aynı zamanda not etmek ve onların katılım biçimlerini de olaya mutlaka belgelemek. Son olarak da olabildiğince detaylı biçimde kaynakları not etmek. Yani resmi belgeler olabilir, gayri resmi belgeler, basın araştırması, basın arşivi taraması, hak örgütü belgeleri raporlarının taranması, sözlü kimi kaynaklar olabilir, gazete dergi gibi ya da başka kaynaklar olabilir. Bunların olabildiğince spesifik biçimde, tarihleriyle birlikte, link adresleriyle birlikte, zaman zaman internet adreslerinin ölmesi riskine karşı pdf'leri alınarak etraflı biçimde kayıt altına alınması gerekmektedir. Belgeleme çalışmalarının e, sivil toplum alanında kullanılmasına dair son altını çizmek istediğim birkaç nokta ise belirli farkların, belirli farklılıkların tanınmasına dair aslında. Burada söylemek istediğim ilk fark belgeleme faaliyetini yapanlarla Hakkı ihlal edilenler arasındaki fark yani aslında araştırmacı ile e, hakkında araştırma yapılan özeler arasındaki ilişki bu ilişki oldukça asimetrik bir ilişki yani bizler araştırmacılar olarak belirli bölgelere giderek e, hayatındaki çok büyük zorlukları e, hem kişisel olarak hem siyasi olarak çok büyük deneyimleri bizlerle paylaşan insanlarla birlikte çalışıyoruz bu ilişkideki e, asimetriden kaçmamak yani birbirimizle yakın arkadaş olmadığımızı, aramızda büyük bir fark olduğunu, bir yarık olduğunu e, tarihlerimiz arasında tanımak ve belki de bu ilişkiyi bir kerelik bir ilişki olmaktan çıkarmak üzerine düşünmek gerekiyor. Yani hak savunucularıyla e, hakkı edenler arasındaki ilişkide kimi kurumsal mekanizmalar yaratabilir miyiz? Gidip görüşmeler yapıp sonra bir daha hiç görüşmeyip raporlar yayınlamak yerine acaba karşılıklı bir diyalog zemini kurabilir miyiz? Burada e, araştırma yapılan kişiler de acaba yaptığımız işlere dair eleştirel bir şeyler ifade edebilirler mi? O işleri şekillendirebilirler mi? Bunun üzerine e, Türkiye'de özellikle epey bir e, düşünce ve emek üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. İkinci başlık yine e, bu meseledeki farkları yani etnik farkları örneğin özellikle Türkiye gibi etnopolitik çatışmaların olduğu ülkede toplumsal cinsiyet farklarının farkında olarak belgeleme faaliyetini yapmak. Bununla neyi kastediyorum? Bununla şunu kastediyorum. Örneğin Kürt meselesi bağlamında hakları ihlal edilmiş insanlarla yapılan görüşmeleri Kürtçe yapma prensibine sadık kalmak. Örneğin kadınların özgür deneyimlerini açığa çıkarmak için genel bir insan hakları söyleminin yetmeyeceğini bilerek feminist yöntemler denemek. Örneğin başka bağlamlardaki, diyelim ki LGBTİ örgütlerinin farklı farklı belgeleme çalışmalarında kullandıkları kimi yöntemleri insan hakları alanına taşımak, farklı alanların bu alanda belgeleme faaliyeti yürüten farklı alanlar arasındaki kompartımanlaşmaya karşı biraz daha karşılıklı ilişki kurulan, biraz daha birbirinin çalışmalarından esinlenen bir ortak alan yaratmaya çalışmak. Buradaki farklar önemli farklardır diye düşünüyorum ve genel bir belgeleme faaliyetinin kimliksiz insanını belgelemediğimizi kabul etmek gerekir. Yani biz belirli etnopolitik aidiyetleri olan, farklı toplumsal cinsiyetlere sahip, farklı sınıfsal kökenleri olan, farklı deneyimlerden gelen insanların ihlallerini belgeliyoruz ve öyle insanlar olarak bu belgeleme faaliyetini yapıyoruz. Bu farklar üzerine daha derinlemesine düşünmemiz gerektiğine inanıyorum.